İnsan vücudunda bizim vücudumuzda her türlü hücre vardır. Buna kanser hücresi de dahil. Buna kötü hücreler de dahil. Ama bunlar hepsi uykudadır. Evet. Kendimize iyi bakarsak bunlar uyanmazlar. Bu Bunu ben söylemiyorum. Bunu Kaç, kaxtım, bilimsel olarak da söylüyor. Şey, verileri var. Ama bağışıklık sistemi çöktüğü zaman yiyecekle, içecekle, yaşam biçimiyle sıvılarla hop bunlar Efendim kanser hücreleri gözünü açtı. Uyandırılıyor kanser Hı. hücreleri uyandırılıyor. Evet. Ya bütün mesele bu. Yoksa kanser de yok annende var sende de olacak. Hı. Acit annende de var sende de olacak. Hepsi yalan, hepsi dolan. Herkes kendi vücudunu sarısın. Annemde babam kalp krizi geçirdi. Evet diyor mesela hastalar söylüyor. Hastaneye ne yatırdık? Doktor dedi ki. Senin de kalp krizi geçirmen kim fazla sana da bir anjiyo yapalım. Var mı böyle bir şey kardeş? Hiçbir şikayeti olmayan bir insana. Bu yapılır mı kardeş? Bunlar hepsi endüstrinin şeysi. Çünkü e, hem anjiyo e, aletleri bakın evet. laboratuvar bakımında ki Türkiye'de yani e, femoral yoluyla yani e, bacak arteri yoluyla e, anjiyoyu getirip yerleştiren kuran kişiyim ben eğiten kişiyim ama bir indikasyonu vardır kardeşim acaba sende de ileride çıkmasın diye yok böyle bir şey tamamen korkutarak panik kaparak tabii insanlar paniğe kapılıyor babam böyle oldu ya bende de olursa diye bu şeyi kullanarak hakikaten ama e, ben İngiltere'den geldiğim zaman 1974'te orada iki sene değil mi? Liverpool'da Liverpool'da e, e, çok önemli bir kalp merkezinde eğitim gördüm geldim Koskoca İngiltere adasında, Kuzey İrlanda'da dahil bulunan anjiyo aletinin sayısından çok daha fazla anji aleti İstanbul'daydı, yalnız İstanbul'daydı. Şimdi MR aynı şekilde, MR evet. aletleri ve de tabii o MR aletlerinin giderini sağlamak için, bulabilmek için çünkü işte taksitle alınıyor, yok ödeniyor krediyle vesaire vesaire neyse. Bir bütçeler, e, bütçeler, büyük bütçeler onu ödemek için herkese emar yapılıyor. Bir hasta yazın bulantı kusması oldu. Bulantı kusması. Onu ne bilir yaz biliyorsunuz. Bulantı kusması. Ay bu kusma acaba beyinden mi geliyor diye beyin emarı yaptılar hastama. Yine emara girmiş oldu yani. Evet. Peki de emara. Yani ishal olan, kusan, belli ki gıda zehirlenmesi, kışı işte dondurmada şurada, burada veya dışarıda yiyenlerde yazın çok görüyoruz. Siz de biliyorsunuz. E bu, bu, buna eman yapılır mı kardeş? Daha detaylı görelim. Daha az zarar kardeşim. Yok bir şey ortadaki görecek. Ondan sonra bir şey yok deyip normal deyip eline veriyorlar. Peki MR, mamografi, ultrason. Üçüyle ilgili nasıl bir kıyaslama yapılabilir hocam? Ne dersiniz? Vallahi hasta gerekiyorsa tabii ki yapılır biri diğerinden daha çok radyatör. Haşların şey. şikayetine göre yapılacak kişisel olarak. Mamografi evet. hiç yapılmaması lazım. Mamografi hanımları hakikaten çok tehlikeli. Yani İngiltere'de British Medical Journal var. Çok meşhur bir Hı -hı. tıp dergisi. O da yayınlandı 10 sene önce, 15 sene önce yayınlandı. Yeni değil. Biz hanımlardan gereksiz yere 40 yaşından sonra Mamografi yaptırdığımız için meme kanseri çok arttı diye. Bunu yayınladılar resmen. Ama bizim şeyler, e, ne bileyim ben işte menopoza girsin, yok bilmem ne olsun. Altı ayda bir mamografi evet, var. Evet, altı ayda bir diyorlar sakına ha, sakın ha, sakın ha. Yani özel hastaneler özellikle e, muhalefet hastaneleri de devlet hastaneleri de yapıyor. Özellikle. Şimdi evet. artık sisteme giriyorlar. Mesela Canan Karatay mamografi kaç yaşında, 80 yaşında, 6 ayda bir o sana senin peşine düşüyor. O kadar güzel e, oltaya gelmiş ki halk. Getiriliyor ki halk. Ama hak için değil, insanlar için değil. Bunu insanlar artık biraz uyansınlar diye uğraşıyoruz biz Nihal Hanım'la birlikte. E, her ikiniz de var olun. Bu arada Nihal Hanım e, yine bir kere daha e, burada zaten kendileri kamera arkasında kulaklarını çınlatıyoruz biz de buradan ama çok önemli bir mesele var sevgili dostlar biliyorum yakın zamanda hep beraber izledik bu konuyu ee, Canan hocamın bu konudaki uyarısını ama şimdi biz konuşuyoruz ya hocam bazı tarifler verdi bilgiler verdi ee, bazı başlıklar çıktı şimdi bunu e, bazı üreticiler deep fake teknolojisiyle yine kullanmaya kalkacaklar. Çünkü hocam nerede ne konuşursa konuşsun onu mutlaka o kendilerine e, işte bir zeytinyağı markası atıyorum ya da işte sade yağ ya da işte kuyruk yağı bir şey. Hocamın övdüğü herhangi bir e, maddeyi üreten, besini üreten bir firma kötü niyetli bir firma, iyi niyetli değil Deepfake teknolojisiyle hocam yüzünü kullanıyor. Şimdi Ve sesimi kullanıyorlar. Sesini de kullanıyor yani hocamın. Yapay zekayla resmen sesimi de kullanarak hakikaten çok acı e, sade gıda olsa o kadar enteresan şeyler satıyorlar ki benim adımı kullanarak. Hatta inanıyor, hatta yazı Yazık halkımıza. Ee, Şurada e, taksiye yürüyorum. Evet. E, ge, e, bir bey e, beni durdurdu. Hiç tanımıyorum. Canan Hoca dedi. Siz dedi bir dedi. Prostat ilacı öneriyor musunuz? Alayım mı dedi? Ben <laughs> hiçbir ilaç öneriyorum. öner. Bakın ilaca karşıyım. Evet. Sizin de senelerden beri söylüyoruz. Bunlar ilaç eksikliğinden değil. Metabolizmanızı bozmayın kronik inflamasyonunuzu düzeltin diye uğraşıyoruz. İlaçların hiçbir düzeltmez kanmayın. Yiyecekler için de hiçbir şey söyleyemem. Tabii çok reklamımı yapanlar var ama ben hiçbir zaman bir reklam ne çalışırım ne ederim senelerden beri söylüyorum. Daha önce de söylemiştim. Bir size de söyleyeyim. Bir hasta geldi. Yani benim hastam her senelerden beri takip ettiğim hasta. Senelerden beri beni tanıyan bir hasta bunu soruyor. Ne sordu biliyor musunuz? Hocam dedi sizin önerdiğiniz jileti bulamıyorum. Jileti Canan ben öner önerdi Jilet da. öneriyormuşum. Ben prostat ilacı öneriyormuşum. Bunlar yalandır, dolandır, sahtekarlıktır. Ama bunlardan biz tabii ki devamlı mücadele ediyoruz. Devamlı sağ olsunlar avukatlarım uğraşıyorlar. Biri kapanıyor, biri açılıyor. Bunlara Kimse ceza vermiyor, dur demiyor. Ama Karatay konuşunca cezalar geliyor. Suç duyurusu geliyor. O kadar haklısınız ki şimdi. Yani burada şimdi ayrılının ne olduğunu anlayın. Onlara hiçbir şey yok reklamlara. Acayip reklamlara. Hı. Ben ne diyorum? Reklamı yapılan hiçbir şeye inanmayın. Reklamı yapılan hiçbir şeye güvenmeyin. O sizin iyiliğiniz için değil. O firmanın iyiliği için. Ee, yine niye konuştuk bunu? Çünkü dediğim gibi şimdi konuşuyoruz. Farzı Müsel ee, hocam dedi ki tahin iyi şu iyi bu iyi bu markayı ya da bu gıdayı üreten bir firma bunu kullanıyor. Bu yayından da çıkma olasılığı yüksek. O yüzden hocam defaatle vurgulamak istiyor. Hukuki mücadelesini veriyor ama bitmiyor diyor bu. Bitmez. Evet bu su istimal bitmiyor. Bu manipülasyon bitmiyor. Lütfen e, su istimal <laughs> de Kuşlamalar da bitmiyor. Vallahi size güç sabır diliyoruz hocam. Çok kıymetlisiniz. Ee, hep size söyledim. Hastalarınız danışanlarınız gelen hastalarınız da böyle geliyormuş. Bana da e, buraya bir aydır geleceğim bilen eş, dost, konu, komşu kim varsa. Hocam ne kullanıyorsa. Temel soru bu. Hocam kendisi günlük yaşamında ne kullanıyor? Mesela işte akşam yatmadan önce ne yapıyor? Sabah kalkınca ne yapıyor? Temel sorular bunlar. O kadar güveniyorlar ki size. Bu sevgi hem e, çok kıymetli hem de sorumluluğu çok büyük. Siz de zaten bu yüzden bu reklamlara bakmayın, şuna kanmayın, buna kanmayın diye özellikle uyarıyorsunuz. Son bir şey bununla toparlayalım. Ne yapıyorsun sabah kalkınca ilk hocam? Ramazan dışında. E, tabii, e, tabii ki. Kahvemi içiyorum. Bu dediğimiz Türk kahvesini. Sizin Hindistan cevizi yağlı. Yok bu. De, Hindistan cevizi yağlı içilebilir dedim. E, bağırsakları Barsakları çalıştırmak için. Tereyağlı da içilebilir. E, dedim. Sağlıklı tereyağlı. ve onları illa için demiyorum. Ama ben sadece kahvemi iki kupa olarak Türk kahvesini içiyorum. Sonra da en Elazığ'dan gelen e, peynirimi yiyorum. Elazığ'dan tulum peyniri çok özel geliyor. Yani oradan şey yapabiliyor. Orada onu yiyorum. Ondan, ondan sonra da efendim tekrar suyumu içip çıkıp gidiyorum. Bütün gün hiçbir şey yemem ben hastanede. Aa. Kahve içerim, su içerim. O kadar. Sonra da akşam eve gelince altıda yemeğimi yerim. Evde yani ev yemeği yerim ben. Sokakta biz senelerden beri bir şey yemeyiz. Pişmiş evde pişmiş sulu yemekli ocakta. Sulu yemek ocakta pişmiş. E biz eski insanlarız. Gündüz de çiğnememek için mi hocam? Hiçbir şey yemiyorsunuz. Yok dördüncü yemiyorsun. ince yumurta tabii ki de. Yumurta hı hı. da yeniliyor. çünkü sabahları peynirdi, yumurtaydı. Doğal zeytindi. Onları tabii yani. İşte karatay kahvaltısı var. Ya, Hatta yazdık burada karatay değil, kahvaltısı orası. diye. Doğru dürüst bir Karatay kahvaltısı yapın. Burada bakın şeyler var. Ve de işte Karatay mutfağını da yazdık Nihal Hanım'la beraber. Orada da kahvaltı fotoğraflarımız var efendim. O zaman zaten acıtmıyorsunuz. Sağlıklı, muntazam yediğiniz zaman acıkmıyorsunuz. Şimdi besinler ikiye ayrılıyor. Şu şekilde. Ee, ee. makro besinler, hı hı. mikro besinler. Makro besinler doğal tereyağı, doğal protein ve kristal kaya tuzlu sudur. Makro. Mikro besinler, vitaminler, mineraller, yağlar, D vitaminleri, C vitaminleri, çeşitli B vitaminleri, B12 vitaminleri, her türlü B vitamini, A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitaminleri. A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini de var. Yağlar da var. sakatatta var. Hmm. Evet. Kendi da var. Hani işte bunlar yendiği zaman sabah iyi bir şekilde sabahları bazen de, de, şu olarak kemik suyu da içiyoruz biz eşimle. Yaz kemik suyu da içeriz. Acıtmıyorsunuz zaten. Çünkü neden acıtmıyorsunuz? i̇bn Sina 11. yüzyılda diyor ki bir öğün yeterlidir. İki öğün hastalıktır. Türkiye'nin bu hastalık haline gelmesinin sebebi al, e, üç ara öğün. Evet. Ana Burada tabii ki promos eden hakikaten bana şimdi kızmasınlar e, Sağlık Bakanlığı'nın listeleri ve endüstri. Çünkü endüstri onu da yeni onların yedikçe acıkıyorsunuz. İşte buna biz savaş açtık. Bu tehlikeli. Şimdi i̇bn Silah diyor ki bir doğru dürüst yerseniz acıkmazsınız. Hakikaten öyle. Acıkmıyorum ben. Eşim de acıkmaz. Biz acıkmayız. Ama diyor çünkü diyor insan vücudu, insan bağırsakları yani sinirim sistemi hı. E, boyu çok uzundur. Süresi çok uzundur. En aşağı bir 12-16 saat geçmesi lazımdır. İyi hazmet bir doğru dürüst adam gibi hazm olsun diye en az 12 saat evet doğru dürüst deyince zaten bu hazım süresine izin veriyorsunuz Hı. sağlıklı bir hazım süresine izin veriyorsunuz ve de 12 saatten sonra hakikaten o sırada enzimler ve işte sindirim enzimleri sindirim mineralleri sindirim hormonları kendini toparlamaya fırsat buluyor. Yani yeni modeller de recharge oluyor. Evet. Recharge olduğu zaman doğru dürüst yenildiği zaman iyi bir recharge olmuş enzim çok daha iyi hazmettiriyor. Ve ince bağırsaktan da rahatlıkla kana rahatlıkla geçiyor. Eğer bağırsaklarınız bozuksa hakikaten tam hazım haz olmuyor. Bir de İbn Sina diyor ki eğer diyor kuşlar kadar diyor kısa olsaydı diyor sindirim sisteminiz her dakika yerdirir tak 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 tavukları düşünün kuşları düşünün evet Heh. sık aralıklarla yani çok sık yerler e bizim sindirim sistemimiz çok yani ikisi ayrı bir olay onun için <laughs> insanlara senelerden beri sık sık yiyin acıkmayın sık sık yiyin diye diye gece insanları Türk milletini eline büyüttüler evet ve eline büyüyen Türk insanında da her türlü dejeneratif hastalıklar kök saldı kardeşim. Genetik hastalık yok. Çevresel bozukluklar, çevresel toksinler. Bunlar vücuda girince vücudun DNA'sını bozuyor. Evde kullanılan o deterjanlar vücudun evet. DNA'sını bozduğu biliniyor. Şeyde e, efendime söyleyeyim e, şey e, tabii sıvılar da DNA'yı bozdu. Ona ben bir şey demiyorum ama o da uzun sürecek ne kadar süreceğini de kimse bilmiyor. O'nu da söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz bu korona şeysi sırasında e, alameti sırasında çok büyük bir olaymış gibi insanlara yansıtıldı. Panik yaratıldı. Bir grip hastalığı grip olan bir kişinin arkasında yoğun bakım gösterildi. Maskeler gösterildi. Yok efendim uzay kıyafetleri gösterildi. Bir grip için bu o, o kadar yalan, o kadar dolan ki. Bunun için dünyanın deterjanı Dünyanın dezenfektanı kullandı, kullanıldı ve Marmara Denizi'ne müsilaj oldu. Evet. Neden? Deterjanlardan ve dezenfektanlarda bulunan e, kimyasallar, zehirli kimyasalların biyolojik ortamda yeri yok. İşte insan vücudunda da müsilaj oluşuyor. Ben onu söylüyorum. Yani insan vücudunda müsilaj oluşması kronik inflamasyon belirtisi, Yani kronik inflamasyon olması ve vücudun onunla devamlı mücadele ederek kendini şey yapması, yitirmesi, bitirmesi, egzost olması diyoruz. Hı. Onun için burada hakikaten şimdi bütün dünya da buna geldi. Sağlıklı beslenme. İlaçla bunun alakası yok. İlaç verelim de düzelsin alakası yok. Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam biçimi, de, de, sağlıklı hava, soluma hakikaten çok çok önemli. Oksijen çok önemli. Bir de insan vücudunun alkali kılmak çok önemli. Bakın bu kadar kanser arttı değil mi? Evet. Ve de e, turbo kanser diyoruz. Birden bire çıkıyor gençlerde. E, ve de aşırı ile, ileri aşırı derecede son devresi çıkıyor. İnsan vücudu alkali olduğu zaman yani pH değeri 7.5'un üstünde olduğu zaman Kanser hücreleri yaşamıyor. İnsan vücudu alkali olduğu zaman kanser hücreleri yayılamıyor. Asit ortamda kanser hücreleri çoğalır, asit ortamda hızla yayılır. Bir zahmet. Hmm. Asit ortamında, o zaman ee... kanser metabolik bir hastalıktır. Evet. Asit ortamda ortaya çıkar ve yayılır. Ve yememiz, içmemiz, yaşam biçimimiz, kolobolası bunlar asit ortamlı. Başta da şeker tabii ki. En başta şeker, her zaman şöyle Ve şekere dönüşen her türlü gıdalar tabii asit yapıyor. Aynı zamanda katkı maddeleri, hazır gıdalarda, paketlerdeki katkı maddeleri falan vücudu asit yapıyor. Meyveler vücudu asit yapıyor. Meyve suları vücudu asit yapıyor. Doğal dahi olsa. Hı, tarzı, sıkılmış, dahi sıkılmış dahi olsa. Sıkılmış dahi olsa. Onun için onları yemeyin diyoruz efendim. yani 40 yılda bir kurtlu bir elmayı yiyebilirsiniz efendim. Yani doğal. E, dün ne dediyse bugün de oh görüyorsunuz Canan Hoca. E, o yüzden her yayını, her söyleşisi, e, başıncı kitabı, başıncı kaynağı. Yine öyle bir yayın olduğuna bütün kalbime e, inanıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten ağırladığınız için. E, bizim için çok kıymetli bilgiler yine. Aşirlik bilgiler biliyorum üzerine yine çok konuşulacak. Ee, i̇yi ki varsınız sağ olun var olun ee, şey, sağlıklı, <laughs> saatli bir e, ömür diliyorum size.